Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Rasyonel sayılar ve denklemler dedik. Hiç rasyonel çözmeden göndermeyeceğiz sizi ki. Dersin sonuna bıraktık o kolay dediğiniz rasyonel sayıların tabii ki de bir iki tık üstünde sorular getirdik. İşlem sorularını. Buyurun başlayalım işlem sorularımıza. Ne yapacaksınız? Bol bol payda eşitleyeceğiz. İşte bölme yapacağız, çarpma yapacağız. Tabii ki bunları yapacaksınız ama işlem önceliğine dikkat edeceksiniz. Bir de dediğim gibi bir küçük de yorum katacaksınız arkadaşlar içine, işin içine. Peki ilk sorumuz, her yerde görürsünüz bu soruyu. Çok meşhur sorudur, ÖSYM defalarca kez sormuştur. Sizi şuraya çekmeye çalışıyorum. Şu iki ifadede payda eşitleyip, payda eşitlerken işlem hatası yaptırmaya çalışıyorum ama yapmayın. Ne yapın? Bu ifadelerin içinde, yani o parantezlerin içerisinde ya da dışında çarpma bölme olmadığı için, yani işlem önceliği olmadığı için arkadaşlar, sizin yapacağınız şey altını çizdiğim parantezleri eksiyle açmak ve birbirini yok edecek olan ifadelere de dikkat edersiniz zaten. Yani söylediğimiz şeyin Türkçesi şu: 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4. İlk parantezimizi eksiyle açalım arkadaşlar. Eksi 4 bölü 5 eksi eksiyle artı yaptı. Artı 3 bölü 4, eksiyle eksi 1 bölü 3, artı 1 bölü 3, eksiyle 3 bölü 4, ikinci parantezi açıyorum, eksi 3 bölü 4, eksiyle artı 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3, eksiyle eksi 4 bölü 5, artı 4 bölü 5 yaptı ve bu işlemi yapmanızı istiyor sizden. Peki bakacak olursanız işleme, öyle paydaları 60'a falan götüreyim demenize hiç gerek yok, şunlar gözüküyordur. Artı 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3 birbirini götürdü. Eksi 4 bölü 5, artı 4 bölü 5 birbirini götürdü. Artı 3 bölü 4, eksi 3 bölü 4 birbirlerini götürdü ve birbirlerini götürmeyen iki tane ifade kaldı arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 kaldı. Payda eşitlediğiniz zaman Mahmure Hanım'ın dediği gibi yanıt olarak da neyi gördünüz? 1 bölü 12'yi gördünüz. Ve şunu unutmayın, hani bu soruları ben de biliyorum yapacağınızı. Ama işlem önceliğine dikkat edin arkadaşlar. İşlem önceliği önemlidir. Öyle olmadık yerlerde karşımıza çıkarıyor ki, öyle dalgın olduğunuz dönemlerde karşımıza çıkarıyor ki sıkıntı yaşıyoruz. Yaşamamak için buyurun devam edelim. 1 bölü 2 yine bir işlem sorusudur. Çok heyecanlı anlatmaya da gerek yok. Hani belki benden önce yapmayabilirsiniz ama karşınızda olsa arkadaşlar çözeceğinize eminim. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 bölü 3. İşleminin sonucu nedir diye soruyor. Peki ne yapacağız? Bölü çizgisinin üstü ve altı, birinciyi aynen yazacaksınız. İkinciyi ters çevirip çarptınız. Aynı şekilde 1 bölü 2 bölü 3 ifadesinde birinci 1 olduğu için arkadaşlar direkt ters çevirip yazdınız. Ve eksi 1 bölü 2 çarpı ikinci 3 olduğu için 1 bölü 3 şekliyle yazdınız. Önce ifadeleri toparladınız. Yani yan yana gördünüz altlı üstü duran ifadeleri. Sonra bu ifadeleri süper. Bu ifadeleri arkadaşlar netleştiriyorsunuz. Şöyle sadeleştirdiğinizde birincisi 2 bölü 3'tür. Devamında eksi 3 bölü 2 var. Devamında eksi 1 bölü 6 var. İşte sizden yapmanızı beklediğimiz işlem bu. Payda eşitleyecek olursanız arkadaşlar 2 yazarsan, 3 yazarsan ve 1 yazarsan altına 4 eksi 9 eksi 1 bölü 6 olur. Yani eksi 6 bölü 6 olur. Yani arkadaşlar sonuç olarak da nereye gider? Eksi 1'e gider. Yanıt da bizi nereye götürdü? Adana'ya götürdü deriz. Güzel. Hızlı hızlı çözen arkadaşlarımız var. Ondalık sayıya gelirsek, ondalık sayı nedir? Paydası 10, 100, 1000, 10.000 şekliyle. Hocam soru kalitesi düştü diyor. Yok hocam, mutlaka böyle sorularda geliyor. Şimdi benim çözdüğüm sorulara kanarsanız şey zannedersiniz, hani hep böyle mi geliyor? Biz birazcık daha, hani derslerde de söylüyorum işte,
ÖSS'nin de eski ismiyle söylüyorum tabii. KPSS'nin de, işte ALES'in de, DGS'nin de 4 tane büyük sınavda matematik var ama 30'a yakın sınavda da matematik soruyor. Zor sorularını seçiyoruz ama birazdan göreceksiniz soru kalitesini. Birazcık daha zorlaştıracağız. Sorduğu işlem soruları arasında da vardır güzel sorular. Ama mutlaka bunlar da karşınıza gelecektir. Benden genelde matematik alan arkadaşların denemelerde yaptıkları da şunlardır mesela. Bu şekilde bir soru çıktığında şey diyor arkadaşlar, hocam işte çözdük ama ya bu kadar basit olamaz diye işte bir daha çözdük. Bu kadar basit olamaz diye bir daha çözdük diyorlar ama yapmayın öyle. Mutlaka unutmayın şunu. Girdiğiniz sınavın %20'si çok basit olacaktır. %20'si zor olacaktır. Bakın çok zor demiyorum arkadaşlar. Zor olacaktır. Geriye kalan %60'lık kısmı ise orta değerdedir. Ha, orta değer zora yaklaşırsa zor bir sınav olur. Kolaya yaklaşırsa kolay bir sınav olur ama şu bir gerçek. ÖSYM'nin son yaklaşık 6 yıldır yaptığı sınavlarda, yani 2009'dan bugüne, problem ve mantık kısmının zorlaştığına, yani yapılandırmacı eğitime geçtiğimizden sonra arkadaşlar problem ve mantık kısmı zor oluyor. Zor ya da kolay, hani kişiye göre değişebilir ama kişiye göre değişmeyen şey şudur arkadaşlar, uzun sorular oluyor. Diyordum ki ondalık ifadeler arasında, ondalık ifadeler arasında bölme yaparken mutlaka kaydırıyorsunuz. 10 ile çarptınız, bir kere daha 10 ile çarptınız ve şu oldu. 540 bölü 27 oldu. 10 ile çarptın, 10 ile çarptın, 10 ile çarptın. 460 bölü 23 oldu. 10 ile 10 ile çarptığınızda ikisi de aynı anda kurtulduğu için arkadaşlar 102 bölü 17 oldu. İşlem işaretlerini yerleştirdiğinizde olay bitti. Ve bu çok rahat sadeleşebileceği gözüküyor. İşte 54, 27, 46, 23 gibi. Biraz zor bile olsa arkadaşlar mutlaka hani şıklara da baktığınız zaman sadeleşiyordur diyorsunuz. Yani sadeleştirdiğiniz zaman 20, sadeleştirdiğiniz zaman 20, sadeleştirdiğiniz zaman 6, yani 20, 40, 46 olacaktır. Yanıt olarak da nereye gidecektir? B seçeneğine gider. Soru kalitesi belki aynı ama daha zor sadeleşen sayılar olduğu için arkadaşlar daha dikkat çekici bir soru bu. Yani nasıl? 3,08 bölü 0,11, 1,08 bölü 0,009, 2,8 bölü 0,07 işleminin sonucu nedir diye soruyor. Yine aynı şeyi yapıyoruz. İlk ifadeyi uzatmadan söyleyelim. İkisini de 100 ile çarptığımda 308 bölü 11 olur. 1000 ile çarparsam 1080 bölü 9 olur. 100 ile çarparsanız hem payını hem paydasını 280 bölü ne olur arkadaşlar? 7 olur. İşlemine devam edecek olursanız, yani şöyle devam edecek olursanız, sadeleştirirseniz arkadaşlar, bölünebilme kuralından da sadeleşeceğine dikkat edin. 28 oldu. Sadeleştirecek olursanız 120 oldu. Sadeleştirecek olursanız arkadaşlar 40 oldu. Tabi arası eksiydi, pardon. Şurada da 148'den 40'ı çıkardığınız zaman da 108 yaptı. Yani yanıtta ne oldu? A oldu. Bariz işlem sorularıdır bunlar. Çok öyle üzerinde durulacak bir şey de yoktur arkadaşlar. Ha, bu işlem sorularının arasına, ondalık sayının arasına eğer bize devirli ondalık sayı katarsa, yani üzerinde bu şapka olan sayıları getirirse ne anlam taşır bu şapka? Bu şapkanın taşıdığı anlam şudur arkadaşlar. O üzerinde şapka olan ifade sonsuza kadar aynı düzende gidiyordur. Yani 2.4, 4'ün üzerinde şapka mı var? 4, 4, 4, 4, 4, 4 diye gidiyordur. Sizin bu ifadeler arasında toplama ya da çıkarma yapabilmeniz için arkadaşlar siz bu ifadeleri rasyonel sayıya çevirmelisiniz. Hemen burada verelim notunu. A virgül BC şeklindeki bir devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirecek olursanız arkadaşlar, sayının hepsinden, yani ABC'den devretmeyen kısmı çıkarıyorsunuz. Virgülden sonra devreden sayısı kadar 9,
Devretmeyen sayısı kadar da ne atıyorsunuz arkadaşlar? Sıfır atıyorsunuz. En genel şekliyle bir kere daha tekrarlamama izin verin. A virgül BC, C devrediyorsa, bu sayının rasyonel karşılığını bulmak istiyorsanız, sayının hepsinden ABC'den devretmeyen kısım olan AB'yi, virgülden sonra devreden kadar bir tane devreden olduğu için bir tane 9'u, devretmeyen kadar da neyi koyuyorsunuz arkadaşlar? 0'ı koyuyorsunuz. Peki, geldik hemen bakalım devir londalık sayı sorumda ne var? 2,4, 4 devrediyor. 3,2, 2 devrediyor. 1,3, 3 devrediyor arkadaşlar. Sizin bu sayıları toplama çıkarma işlemlerinde kullanabilmeniz için 24-2/9 diye yazmanız gerekir. Yani şu şeye çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Rasyonel sayıya çevirmeniz gerekiyor. Yine 32-3/9 diye yazdınız. 13-1/9 diye yazdınız. 31-3/9 artı 1-8/9 diye de yazabiliyorsunuz bunu. İşlem yapılmış halleri şöyle olacaktır. Bu 22'ye eşit, burası 29'a eşit, burası 12'ye eşit. 31-3 ifadesi 28'e eşit ise payları kendi aralarında, paydaları kendi aralarında topladığınız şey paydaları diyorum ya. Tabii pay ve payda kısımları halledelim. Pay kısmı 63/9, payda kısmı 36/9, yani 7/4 eşit olur. Yani yanıt da ne olur arkadaşlar? 4 olur. Anladığım kadarıyla çözmeye bile o kadar basit ki tenezzül etmiyoruz diyorsunuz. Ama sıradaki güzel bir sorudur mesela. Bekleyeyim yanıtını verebiliyor musunuz? İşlem önceliği, hatta eksi dağıtmayla alakalı bir soru var arkadaşlar karşınızda. Sonrasında zaten sorular birazcık level atlayacak, haberiniz olsun. Sorularımı level atlamış olarak göreceksiniz. Kural şu. Ney kural? Ondalık sayılar arasında toplama ya da çıkarma yaparken virgüller alt alta gelir. Tamam. Sonra da bildiğiniz onda toplama ya da çıkarma yaparsınız. Yani 0.2'den 0.04'ü çıkaracaksak hiçbir problem olmadan çıkaracağız arkadaşlar. Virgülü aşağıya alacağız. Yani burada 0 varmış diye düşünürsek aşağıya 10'dan 4 çıktı. 6, 1, 0. Yani 0,16'ymış burası. Şuranın değeri 0,16. Milleti hataya götüren kısmı ise arkadaşlar fayda kısmıdır. Dilek hocam çocuğunun fotoğrafını gösterdiğini gönderdi bize maşallah. Adı neydi hocam çocuğunuzun? Unuttum ben. Çok tatlı çıkmış burada. Çok komik çıkmış ki diş çıkarıyor herhalde. Allah kolaylık versin. 0.04'den 1.2'yi çıkaracakken de artık annemi istiyorum. Peki. Az kaldı. Birazdan göndereceğiz Azra İpek'in annesini. 0.04'ten 1.2'yi çıkarırken hata yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlarım, küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmanın mantığı, büyükten küçüğü çıkaracaksın. Yani şurası 2'ydi değil mi? Hatalı yazdık. Şöyle yazacaktık arkadaşlar. 1.2'den 0.4'ü çıkaracaktık. Yani 6,1,1. Ama önünde ne vardır diyecektik? Eksi. Yani burası -1.16 olacak. Peki, sonrasında da 0,16/0,04 eksi şu kısma dikkat ediyorsunuz. 5.8/-1.16'dır arkadaşlar. Bu işlemin sonucuna gideceksiniz. Yani şu eksiyle bu eksiyi birleştirmeyen arkadaşlarım bir sonucuna giderler. Birleştirilenler ise birleştirenler ise doğru sonuç olan 9'a gidecekler. Şöyle 100 de genişletirseniz 16/4 olur. Eksi ile eksinin bir araya gelmesi artı 100 de genişlettiğiniz zaman da 580/sonuç 16'ya gider.
O zaman Dilek hocamı biz uğurlayalım. Bir iki soru daha çözüp toparlayacağım zaten arkadaşlar. Bir iki güzel sorum var. Siz bunları videodan tekrar izlersiniz hocam. Eşinize de çok selam. Çocuğunuza da öpün bizim için.